Melisa hocam, bir organ herkese nakledilebilir mi? Yani şimdi biz bu organı alıyoruz, işte benden alıyorum, size veririm, öyle bir şey yok tabii. Doku testleri ve hücre testleri yapılacak. Sizin organ nakli yapılacak kişinin bunlar daha önceden hazır oluyor. Nakil verecek kişinin de doku ve hücre testleri hazır oluyor. Bunlar bankalarda duruyor. Gerektiği zaman doku testlerini karşılaştırıyorlar. Kimlere uyuyorsa onları çağırıyorlar. Belli bir sırası var tabii. O sıraya göre uyanı çağırıp nakil yapılıyor. Her organ herkese de nakledilmiyor. Yani şey olmaz öyle bir şey. Ama o organ herkese değil ama birisinin muhakkak işine yarar. Öyle diyelim. Evet, mutlaka birine can olur. Muhakkak sonra da kurtarır. Çünkü doku uyumu olan süre hasta var. Bana uymaz, size uymaz, arkadaşa uymaz. Ama o herhangi bir dördüncü kişiye uyar, çağırırlar. Ve yaşta? Yaşta çok şey yok ama nakledilecek kişinin yaşının yani organ başka bir ne diyeyim sıkıntı varsa ameliyatla ilgili yani başka bir organı ile ilgili o zaman düşünülebilir. Evet. Hasta organı da zaten nakletmiyoruz. Yok, biz. Mutlaka organın sağlıklı olması gerekiyor. Tabii. Organ ve kişinin sağlıklı olması. Evet. O yüzden de sağlıklı yaşamamız da gerekiyor sevgili tabii, yani her şeyde dikkat etmemiz gerekiyor. Siz hocam iç hastalıklar uzmanısınız. Tabii size gelen rahatsızlığı olan hastalarımızdan da işte her türlü karşılaştığınız vakalar var. Yine bu neye denk geliyor? Biraz kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yediğimize, içtiğimize, yani yediğimize, içtiğimize sigara özellikle çok önemli. Yemek tarzımız maalesef kötü. Şekerli, hamur işi, tatlı bunlara ağırlık veriyoruz. Kilo almamızın nedeni bu. Spor yapmıyoruz genelde. İşte ben yapıyorum diye hanımları evde düşünüyorum. O spor değil. Günde en az 20 dakika yürüyüş yapılacak. Açık havada gezilecek. İşte ben hastalara şunu tavsiye ediyorum. Otobüs durağına bir durak önce inin veya metroya. Oraya kadar yürüyün, otomatik şeye girsin diyorum.